Herkese merhaba teknoloji oku izleyenleri, ben Kaan Arlı. Evet, General Mobile'in GM5 Plus ya da GM5 Plus olarak isimlendireceğim yeni telefonunu. Dün lansmanını kaçırdık ama bugün Qualcomm standında telefonu buldum ve sizler için kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum hemen. Çünkü buradaki cihazlar test finalize edilmemiş halde olduğu için gerçek, yani son halindeki performansı burada fazla gösteremeyecekler ama ben yine de ufak bir benchmark yaptım ve telefonun Antutu skorunu sizlere göstereceğim. Şimdi öncelikle telefonun tasarım detaylarına geçmek istiyorum ben, çünkü tasarım anlamında telefon gerçekten çok şık duran bir tasarıma sahip arkadaşlar. İnanılmaz beğendim telefonu. Elime alır almaz bu tasarım anlamında şık görüntüsünden etkilendiğimi söyleyebilirim. 2.5D alışmış, yani son dönemlerde popüler olan camla birlikte 5.5 inçlik Full HD ekran karşımıza çıkıyor ve Gorilla Glass 4 teknolojisiyle birlikte ekranın korunduğunu söyleyelim ve hoş bir görüntü oluşturmuş. Telefonun sağ tarafına baktığımızda güç tuşunu görüyoruz, ses açma ve kısma butonlarını görüyoruz. Hemen yan tarafı çevirdiğimizde de burada sim kart slotunu görmekteyiz arkadaşlar. Telefon güzel görünüyor gerçekten ve işin etkileyici noktalarından bir tanesi de şu ki telefonda USB Type-C girişi var ve bu açıdan da telefonun farklılık yarattığını söylemem gerekiyor. Cihazın üst tarafında ise 3.5 mm'lik kulaklık girişini görmekteyiz. Telefonun ön tarafıyla ilgili tasarım detaylarına devam edelim. Zira ön tarafında 13 megapiksellik kamera, otofokus destekli ve LED flaşla birlikte geliyor ki selfie çekenler için bu etkileyici bir detay olacaktır. Telefonun arka tarafında da çift LED flaşla desteklenen yine 13 megapiksellik otofokus destekli bir kamera var. Telefonun kamerası 13 megapikselde 4'e 3 fotoğraf çekebiliyor. Onlardan da hemen bahsetmek istiyorum sizlere, şöyle hızlıca ayarları gösterip bir saniye. Evet. Şuradan sizlere hemen ayarlara girebilirsem eğer. Henüz giremedim. Evet. Şimdi arka kamera detaylarına baktığımızda 13, 5 ve 3.1 megapiksel çözünürlüklerde 4'e 3 görüntü oranında fotoğraf çekiyor. 8.3, 4.1 ve 0.9 megapikselde ise 16'ya 9 görüntü oranında bu telefon fotoğraf çekebiliyor. Diğer teknik özelliklere gelelim. Qualcomm'un geliştirdiği Snapdragon 617 işlemcisi var telefonda. 3 GB'lık sistem belleği, 32 GB'lık dahili hafıza, dediğimiz gibi USB Type-C girişi, Qualcomm'un geliştirdiği Quick Charge 3.0 teknolojisi var. Bu açıdan da telefon oldukça dolu dolu geliyor diyebilirim. Ve fiyat performans anlamında General Mobile 4G telefonunun yakaladığı başarıyı bence geride bırakacak bir telefon olacak gibi görünüyor. İnternet bağlantı yeteneklerine baktığımızda da LTE kategori 7 ile birlikte 100 megabit upload ve 300 megabit download'a kadar destek veriyor bu telefon. Ve bu da yine cihazın etkileyici noktalarından bir tanesi. Telefonun çerçevesi metal arkadaşlar ve 4 farklı renkte çıkacak. Telefonun bu arada arka tarafındaki kapak dizaynda güzel olmuş. Tırtıklı bir yapıya sahip ve kavrama konusunda da güzel bir izlenim oluşturmuyor değil. Beğendim bunu da açıkçası. Yazılım tarafında ise General Mobile'in en büyük avantajı Android One projesiyle birlikte geliyor oluşu. General Mobile 4G'de olduğu gibi burada da bunu görüyoruz ve işin güzel yanı telefon direkt 6.01 işletim sistemiyle gelecek ve uzunca bir sürede Google'ın bütün güncellemelerini ilk alan telefonlar arasında olacak. GM5 Plus şeklinde söylemek istiyorum ismini bu model. Gördüğünüz gibi 6.01 ve saf Android arayüzüyle geliyor. Bu da telefonun akıcılık anlamında da gayet yeterli çalışacağını bizlere gösteriyor. Arayüz tarafına çok fazla girmiyorum. Zaten bildiğimiz bir arayüz. Herhangi bir ekstra yenilik yok. Ama dediğim gibi telefon oldukça iddialı olmuş. Antutu tarafına hemen değineceğim kısaca. Antutu testi yaptım arkadaşlar. Bu testler tabii ki bu cihazlar final halde olmadığı için gerçeği ya da gerçek skorlardan uzak olabilir. Cihazın son kullanıcı sürümü, retail sürümü elimize geçtiğinde bu detayları tekrar elden geçireceğiz zaten. Ama buradaki test örneğinde 33.662 gibi bir puan elde ettim. Telefonun sınıfı itibariyle iyi bir puan olduğunu da söylemem gerekiyor yine de. Ama dediğimiz gibi bunlar son puanlar değil. Telefon satışa çıktıktan sonra üstünde belki birkaç revizyon daha yapılabilir. Yazılım tarafında iyileştirme yapılabilir. O yüzden bunları çok fazla baz almamaya gerek yok ama dediğim gibi merak edenler, insanlar için de bu testleri yapmak durumundayız arkadaşlar. Her ne kadar tercih etmesem de test ürünlerinde bu tarz testleri. Evet, özetleyecek olursak ben General Mobile'in yeni telefonunu gerçekten çok beğendim. Sabırsızlıkla bekliyorum final halini ve incelemek için de sabırsızlanıyorum diyebilirim. Çünkü gerçekten 4G modeliyle birlikte General Mobile'ın yakaladığı başarıyı gördük hep birlikte. Muhtemelen benzer bir başarı, belki daha fazlasını GM5 Plus ya da GM5 Plus modelinde de göreceğiz. Evet, benden şimdilik bu kadar. Sizler için General Mobile'ın yeni telefonunu değerlendirmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.